Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bu görseldeki cümlelerde yapılan noktalama yanlışının benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır? Demek ki burada bir yanlış yapılmış arkadaşlar. Aynı türden bir yanlış aşağıda da yapılmış. Eşleştirmemi istiyor. Afişe genel olarak baktığımızda pek fazla yanlışlık yapılmamış. Fakat şurada bir göze çarpan yanlışlık var arkadaşlar. Avrupa Uzay Dairesi yılda 3 çöpten kaçınma makevrası yapıyor diyor. Burada özneyi belirtmek için bir noktalama işareti koymuş. Fakat yanlış noktalama işaretini tercih etmiş. Virgülü tercih edecekken noktalı virgülü tercih etmiş arkadaşlar. Aynı türden bir yanlış bakalım hangisinde varmış? A açma kapatma düğmesini basılı tutup İçeriden gelen sesleri dinlemelisin. Burada virgül gereksiz kullanılmış ama benim aradığım tarzda bir yanlışlık değil. B. Bu konuda iki husus dikkat çekiyor. Zaman ve konsantrasyon. Arkadaşlar burada iki husus diyor. Çoğaltamam örnekleri dolayısıyla sonuna nokta koymam gerekir. Üç nokta değil. Benim aradığım tarzda bir yanlışlık değil. C'ye baktım. Tüm planlama, virgül, tasarım ve içerik üretimi sürecinde payım var. Cümlem tamamlanmış. Soru cümlesi değil. Soru işareti koyamam nokta koymam lazım. Eledim. Denizli'ye geldim. Eski zamanlardan kalma insanlar. Noktalı virgül koymuş. Dünyaya şu an bakınca çok şaşırıyorlar diyor. Burada arkadaşlar, çok şaşıran kim? Eski zamanlardan kalma insanlar. Yani özneyi belirtmek için bir işaret koymuş. Fakat yine afişte belir afişte yaptığı yanlışın aynısını yapmış. Virgül yerine noktalı virgül tercih etmiş. Dolayısıyla D şıkkında bu afişteki ile özdeş bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır diyebilirim. Cevap Denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu görevlerin dışında bir görevde kullanılmıştır? 3 tane görev vermiş. Birincisi birden çok yüklemli cümleleri birbirinden ayırmak için konur. İkincisi tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. Üçüncüsü birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Bakalım arkadaşlar. A. Okuyan, düşünen, üreten, eleştiren ve duyarlı bireyler yetiştirmek edebiyat eğitiminin temel amaçlarındandır. Bu arkadaşlar birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında konma kuralına uygundur. Eledim. B. Çevremdeki insanların görüşlerini önemserim. Onların benimle ilgili tavsiyelerini dikkate almaya gayret ederim. Bu da arkadaşlar birden çok yüklemli yani sıralı cümleler için kullanılmış virgül burada. Dolayısıyla bunu da eledim. C'ye baktım. Akşam hava kararınca benim de yüreğim kararıyor yalnızlıktan. Diyerek boynunu büküverdi zavallı kadıncağız. Burada da arkadaşlar tırnak içine alınmamış. Alıntı cümlelerden sonra konur kuralına uygun kullanılmış. C yazacaktık buraya. Geldim deniz diye. Eledim yani Ceyhan'ı. Evet. Bir gün buradaki zeytinlikler de diğer zeytinlikler gibi açgözlü insanlar tarafından yakılıp yıkılırsa buralar bize zindan olur burada arkadaşlar onay ya da red bildiren sözcüklerden sonra kullanılma görevinde kullanılmış virgül. Virgülün böyle bir görevi de var fakat bana bu görevi vermemiş. Dolayısıyla aradığım cevap denizlidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nokta verilen görevlerden biriyle kullanılmamıştır? Bakalım görevlere. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. Bazı kısaltmaların sonuna konur. Tamamlanmış cümlenin sonuna konur. Bakalım arkadaşlar. A. TDK'nin 12.07.1932'de Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu biliyor muydun? Burada arkadaşlar tarihleri göstermek için ay, gün ve yıl arasına konulmuş. Benim aradığım cevap adandır. Çünkü bu kural yukarıda verilmemiş. B'ye bakalım. Türkiye yıllık 350 bin ton fındık üretimiyle dünyada birinci sırada. Burada sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılmış. Buraya B yazdım. Devam edelim. C. Çocuklar tüm gün boyunca hiç sıkılmadan karşıdaki kum tepeciğinde oynadılar. Burada da arkadaşlar tamamlanmış cümlenin sonuna konmuş C yazdım. Denizli'ye geldim. Nezle, grip, bronşit, astım ve benzeri hastalıklarda olumsuz hava şartları nedeniyle kışın artış görülmekte. Burada da bazı kısaltmaların sonuna konur. Kuralına uygun kullanılmış arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım aşık. Virgülle ilgili kurallar vermiş arkadaşlar burada. Bakalım bizden neler istiyor. Bu metinde virgül numaralanmış görevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır diyor. Önce görevleri okuyalım. Birden çok yüklemli cümleyi birbirinden ayırmak için kullanılır. 2. Ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için kullanılırım. 3. Anlam karışıklığını önlemek için kullanılırım. 4. Arkadaşlar eş görevli sözcükleri ve sözcük gruplarını ayırmak için kullanılırım. Metni okumaya başlayalım. O hayatın ta kendisidir demiş. Burada anlam karışıklığını önlemek için kullanılmış. Üçü eledim. Devam edelim. Yüksek öğrenim görmüş. Doktora yapmamış. Yurt dışına yaşamamış. Dünyayı dolaşmamıştır demiş. Burada arkadaşlar birden çok yüklemli cümleyi birbirinden ayırmak için kullanmış. Dolayısıyla biri eledim. Devam ediyorum. Ama yaşama bakışına, olaylara yaklaşımına, Bilgisine, görgüsüne, değerlendirmelerine hayran kalırsınız. Burada da arkadaşlar eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını ayırmak için kullanmış. Dolayısıyla dördü de eledim. O gerçek bir aydındır demiş. Anlam karışıklığını önlemek için. Bağnazlıktan uzak, düşüncelere saygılı, irdelemeyi, tartışmayı, değerlendirmeyi, paylaşmayı bilen, toplumsal konulara, kişisel çıkarları açısından bakmayan, insanlara sevgiyle ve anlayışla yönelen bir insan demiş. Burada da, Arkadaşlar yine eş görevi sözcükleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. Fakat bu cümlede hiçbir yerde ara söz veya ara cümle göremedim. Dolayısıyla 2'de belirtilen ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılırım kuralına aykırılık var. Yani bu kural uygulanmamış diyebilirim cevabım bursa. Aşağıda kısa çizginin kullanıldığı yerlerle ilgili bazı kurallar verilmiştir vermiş 3 tane kural. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi bu işlevlerinin dışında kullanılmıştır? Bakalım arkadaşlar. 1. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna kullanılır. Tamam. 2. Arasında ve ile ila den e anlamlarını vermek için kelimeler veya sal, sayılar arasında kullanılır. Tamam. Üçüncü fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. Buna da tamam dediğim. Geldim birinciye. A. Küçük bir sürü dört inekle birkaç koyun. Bakın buraya bir ara söz iliştirdi. Dolayısıyla yukarıdaki kurala uygun. ilk kurala uygun. Bunu eledim. Ara sözü göstermek için kısa çizgiyi kullanmış. B. Dil bilimcilerin yapmış olduğu uzun çalışmalar sonucunda Türkçenin Ural Altay dil grubu içerisinde yer aldığı ortaya konulmuştur diyor. Burada da Ural ile Altay dil grubu anlamında kullanılmış. İle anlamında ikinci kuralla uyuşuyor. Bunu da eledim. C'ye geldim. Türkçe'de ismin belirtme hali eki i ile üçüncü tekil kişi iyelik eki i öğrenciler tarafından sürekli birbirine karıştırılır. Burada arkadaşlar fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılmamış ekleri göstermek için kullanılmış fakat yukarıda bu kural verilmemiş. Dolayısıyla benim doğru cevabım C olmalı. Son olarak D'ye de bakalım. Derste etmek ve olmak yardımcı eylemleri ile bir isim birleşirken hangi ses olaylarının görüldüğünü öğrendik diyor. Bakın fiil köklerini gösterirken burada kısa çizgiyi kullanmış. Dolayısıyla Denizli'yi de eledim. Benim cevabım C. Bu metinde numaralanmış yerlerin hangisine virgül, kısa çizgi ya da nokta getirilemez bakalım. Virgül kısa çizgi nokta. Bilim fuarları destekleme programı kapsamında TÜBİTAK her yıl okullarda 5 12. sınıf öğrencilerine buraya kısa çizgi getirilebilir arkadaşlar. Biri eledim. Öğrencilerine yaptıkları araştırmaların sonuçlarını bilim fuarlarında sergileme olanağı sağlıyor. Böylece öğrencilere eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunuluyor. 2019 yılı için bu programa başvuranlar 11 1 Aralık 2018'de demiş. Burada arkadaşlar kesme işareti kullanılmalı. Cevabım Bursa olacaktır. Diğerlerini de kontrol edelim. D sona erdi dedim. Nokta koydum. Noktayı da kullandım. 3'e eledim. Yaklaşık 11 bin okulun başvuru yaptığı programda değerlendirmeler devam ediyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra desteklenecek okullar bilim fuarlarını 18 Nisan 1 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenleyecekler. Burada da arkadaşlar kısa çizgi kullanılabilir. Eledim. Bursa'da sevgili arkadaşlar kesme işareti kullanılır. Ben virgül kısa çizgi ve nokta kullanılan e, yerleri aradım. Cevabım dolayısıyla Bursa'dır. Bu metindeki yay ayrıç içinde 3 nokta aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmıştır diyor. Yay ayraç içinde 3 nokta vermiş. Bir ödevde "O gün bahçedeydik." diye başlayan öğrencilerine şunu sorunuz. Arkadaşlar burada kendinden önce de bir bölüm olduğunu ifade etmek için kullanılmış alıntı bir paragraf var. Demek ki bu paragraftan önce de bir şeyler söylenmiş. Bakalım A şıkkına. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Hayır zaten başta kullanılmış. Eledim. B, alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur. Evet az önce de açıkladığım gibi bu amaçla kullanılmış. Cevabım Bursa'dır. C ve D'yi de okuyalım. C sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek için konur. Hayır arkadaşlar bununla ilgili değil. D karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. Hayır arkadaşlar bu da değildir. Cevabım dolayısıyla B şıkkıdır. Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlerle ilgili yargılarından hangisi doğrudur diyor bakalım. Uzun bir çalışma döneminin ardından tatili hak eden öğrenciler olarak yine biz ve dinlenip eğlenilecek tatil mekanı olarak yine ninemin köyü, annemin köyü. Bir demiş boş bırakmış burayı. Yargıda ne söylüyor bakalım. Duygular dile getirildiği için ünlem konulmalıdır. Hayır arkadaşlar burada bir duygu söz konusu olmadığı için ünlem koyamam. Geçtim bunu eledim. İkinciye gelelim. Huysuz, her şeye sinirlenen, pireyi deve yapan ama bizden bir türlü vazgeçemeyen pamuk sakallı dedem diyor. İkinci yargıda ne demiş? Cümlelerdeki yargılar tamamlandığı için nokta konulmalıdır. Hayır arkadaşlar tamamlanmamış. Dolayısıyla 3 nokta koymam gerekir. 2'yi de eledim. 3'e geledim. Gelelim. Yıllardır bir kez olsun söylenmeden, isyan etmeden, her türlü sıkıntıyı göğüsleyen ve her şeye rağmen dedemin hep yanında duran Ninem diyor. Burayı boş bırakmış. Üçte bakalım ne diyor. Farklı yapıda cümlelerin sonunda yer aldığı için her birine farklı bir noktalama işareti konmalıdır. Bununla alakası yok arkadaşlar. Yine burada tamamlanmamış bir yargı var. Dolayısıyla üç nokta koymalıyım. Bunu da eledim. Bu da doğru değildir. Gelelim dörde. Susuzluktan İkiye yarılmış yolları, terk edilmiş evleri, insanı çıldırtan sessizliği ile dilleri destan bir köy. 4 demiş. Cümlelerdeki yargılar herhangi bir nedenle tamamlanmadığı için hepsine 3 nokta konulmalıdır. Evet bu yargılar doğrudur arkadaşlar 4 ile alakalı. Dolayısıyla cevabım 4 olmalıdır. Buraya 3 nokta koymam gerekir. Yargılar tamamlanmamış. Aşağıda virgülün kullanıldığı bazı yerler verilmiştir. Bakalım nereler verilmiş. 1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelimelerin gruplarının arasında konur. 2. Yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. 3. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. Bakalım buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu kullanımlarının dışında bir görevle kullanılmıştır diyor. D'den yukarı doğru gidelim arkadaşlar bu sefer. D Amcamın hediye ettiği bu kuş sıkıldığım anlarda ve kendimi yalnız hissettiğimde benim en büyük neşem olmuştu. Şimdi amcamın hediye ettiği bu kuştan sonra virgül koymuş. Neden burada virgül koymuş? Çünkü yüklemden uzak düştüğü için özneyi belirtmek istemiş. Dolayısıyla D ikinci kuralımla uyuşuyor eledim. C'ye baktım. İki gün sonra sizi tekrar ziyarete geleceğim dedikten sonra ardına bile bakmadan bahçe kapısından dışarı çıktı. Burada da tırnak içinde alınmamış alıntı cümlesinden sonra konur kuralına uygundur arkadaşlar. Dolayısıyla 3. kuralı eledim ve C'yi de eledim. Geldim B'ye. Türk edebiyatında Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Reşat Nuri Güntekin gibi usta kalemler yer almaktadır. Burada da arkadaşlar birbiri ardınca sıralanan Eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına koymuş. Bunu da eledim dolayısıyla. A'ya baktım. Yağmur aniden bastırdı. Hepimiz yağmurda ıslanıp sırgı sıklam olduk. Burada da arkadaşlar sıralı cümlelerin yani birden çok yüklemli cümlelerin arasına konmuş. Ee, yukarıda bu kuralı vermediği için cevabım Adana olmalıdır. Bu kullanımların yani şu kuralların dışında bir kullanım A şıkkında vardır. Müzik